Selamünaleyküm arkadaşlar. 2 Kasım 2022. Bir çıtalık arının geldiği son nokta bu. Bunu bir çekeyim önce. Gösterme amaçlı. Şu petekler fazla arkadaşlar. Bilerek attım içine. Yani burada 2 tane 3 tane petek fazla. Evet. Şunları bir çekeyim şöyle. Dediğim gibi petek fazla. Fazla peteği üstüne koydum ama çekemiyoruz. Propolis'ten. Şuradan sonra bal başlıyor zaten. Gördüğünüz gibi açmanın bir gereği yok. Çekmeyeceğim. Şurada da propolis getirmiş ayağında arı. Propolis'i görüyorsunuz değil mi? Ayaklarında. Büyük ihtimalle çamdan getiriyor. Durumları iyi. Artık formik asit de vereceğim. Vermeye başladım da. Tam düzensiz veriyorum. Her gün vermem lazım. Yukarı çıktıkça veriyordum. Şimdi diğer kovana bakacağız. Orada durumlar. Asıl videoyu onun için açtım. Şimdi buradaki son durum böyle. Belfast arımızın. Şu 2 tane çitayı buradan çekmiştim hatırlıyorsanız. Tabii ki şekerli balla karışımı var. Bu ikisi için geçerli tabii ki. Alttakilerde öyle bir şey yok. Şimdi şu alt kattaki çıtalara bakacağım bir. Bir de bal var. Onu vereceğim. Onun için video açtım. Uzun zamandır da dediğim gibi video açmıyordum. En azından dedim bir video atalım. İlaçla uğraşıyoruz. Zamanımız olmuyor arıya bakmaya. Gördüğünüz gibi. Arıya hiçbir şekilde bir şey vermedim. Varroa mücadelesi yapmadım. Çünkü bal yapıyor diye. Bal işi bittikten sonra tabii ki başlayacağım ona da. Zaten burası çok soğuk bir il değil. Adana'dayız biliyorsunuz. Onun için kışın bile yapsam sıkıntı yok. Şimdi başlayalım. Şöyle bakıyorum da şuradan da gelen her arı şeyli geliyor. Polenli geliyor. Çok güzel. Polen demek yavru demek. Eşek arımız da şöyle uçuşuyor. Hiç bittiği biteceği yok. Şöyle bir tane vursam içine düşer. Onu da yakalarlar. Neyse düşüremedik. Evet şöyle alttan iki çıtayı çektim. Bayağı bir bal getirmişler. Şöyle balın renginden belli zaten bal olduğu. Yani koyu bir rengi var görüyorsunuz. Karışım olmadığı buradan anlayabilirsiniz. Yani koyu balın rengi koyu. Şerbet versek beyaz olur. Yani şuna daha yakın olur. Bak elimi vurdu bak. Anlayamadım. Bu arı böyle saldırgan değildi ama. Şu işimizi görüp arıyı kapatalım. Arıyı uzun zamandır açmıyor. Arı durmuş. Elime vuruyor. Şu çıtayı da çıkaracağım. Bu çıtayı buraya fazla olarak koyduydum. Şimdi büyük ihtimalle doldurmayacak. Şimdi bura bayağı bir sırlanmış petekler. Çekmeyeceğim arkadaşlar. Arı çok saldırıyor. Eşek arısı da var. Belki de ondan ürküyor. Gördüğünüz gibi eşek arıları falan ediyor. Şu 2 tane çıtayı buraya koyacağım. Ondan sonra balı vereceğim. Kapatacağım. Başka bir şeyimiz yok. Bak. Aldı tuttu bir tanesini. Ben de seni tutabilir miyim? Evet. Herkes tuttuğunu götürüyor bu alemde yani. Evet. Şu balımızı çektim. Şöyle göstereyim balın rengini. Bakın şu alttaki orijinal bal. Çünkü 20 gün oldu kaza yapalı. 20 günden beri arıyı hiç açmıyordum. Şey 1 ay oldu. Pazar günü gelirse, cuma günü gelirse tam 1 ay olacak. 1 aydır arıyı açmıyordum arkadaşlar. Elimi bir tane daha vurdu. Bunu sonra katacağım şuraya. Ondan sonra balı vereceğim. Yani maksat bunlar sırlanması. Petekli bal sırlandıktan sonra da artık arıyı sıkıştırır. Allah Allah vurup duruyor bunlar ya. Evet.
Evet, ben ikisini de kattım çıtanın. Eldiven şey olunca dondurmak zorunda kaldım, vuruyorlar. Dondurmamın sebebi dediğim gibi elime saldırıyorlar, vuruyorlar. Şimdi iğneyi çıkartmak için donduruyorum. İki elimde telefon varken yapamadım onu. Biraz sonra balon gibi oraya. Evet, şöyle göstereyim. Tam 3 kilo bal var burada. Sapık da arttım. Tamına 3 kilo. Petek falan da var. Parça marça içinde. Şöyle. Donmuştu arkadaşlar. Dolaptaydı. O yüzden. Evet. Güneşin de azizliğine uğradık aslında. Tam net bir video çekemiyorum. Ben göremiyorum ama. Şöyle göstereyim. Şuralar hep bal dolu. Şurada bir tane kelebek girmiş. Yeni girmiş canlı. Çünkü ben bunu dolaptan çıkarttım. Ağzı poşetin içindeydi. Şimdi bu 3 kilo balı verdik. Tabii içinde petek de var. Yani 2 kilodan fazla bal var burada. Biraz sonra burayı yiyecekler. Hatta bir videoda birkaç saat sonra geldiğimde almayı düşünüyorum. Çekmeyi. Tabii ki arı burada yoğunlaşmış olacak. Şimdi şu peteği de buraya koydum. Aslında bu petek orijinaldı, buradaki bal. Ama karakovanlar dolsun diye verdim. Evet, bu kadar arkadaşlar şimdilik. Biraz sonra hücum ederler bala. Eşek arısı dolu. Kapatalım artık. Devamını çektiğim zaman birleştirip atacağım arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Ellerimin haline bak arkadaş ya. Ne yaptınız? Şuraya vurdu. Şuralara vurdu. Şuradan vurdu. Her taraftan delik deşik etti. Kılıç arasını geçtiler ya. Şuradan vurdu bir tane. Şuralara vurdu. Mahvettiler. Hey yavrum hey. Yuh aslan parçaları. İki saat oldu. İki saatte çoğunmuşlar. Üstüne petekleri. Şimdi birkaç gün böyle bırakacağım, ellemeyeceğim. Yarın bir gün şey yaparlar. İyice bal bittikten sonra petekleri çıkartırız. Petekleri çıkarttıktan sonra da yani içine kalan balı iyice yerler. Daha bal var. Suluk katacağım. Sulukla birlikte süzme bal var. 2 senelik. Onu vereceğim. Onu da yedireceğim arıyı. Ondan sonra şu gördüğünüz gibi şuradaki 3 tane çıta karakoğan, bir de şu peteğin altında karakoğan peteği var. Bunların dolması gerekiyor. Duvar çıtası olduğu için oralara koyulacak ballar işte. Paketleyip sırlayıp alacağız. Elimde şişti ha. Öğlen vurdular. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.